yine onu da beğenmedik. Yani edebiyatçılar senaryo yazmaya kalktığında onu basit bir iş gibi görüyorlar bazen. Yani yazayım da kurtulayım, ben ne var bunu, yani ben yazarım, bunu yazmakta ne var diye bakıyorlar ama olmuyor. Ne zaman ki edebiyata döndü, şahane bir roman çıktı. Hiç Türk tarihinde yazılmamış bir roman türüdür. Yine doğdu tam yıldızı diye. Mevlana ve Şems'in hikayesidir ama Mevlana ve Şems isimlerini ve mekanları değiştirdi. Yani tarihsel gerçek kişiliklere takılmamak için, biraz daha özgür yazabilmek için. Müthiş bir filmdir o romanda. Arkasından yine Gürsel'i kandırdım. 1915 için Ermeni Teçhiri ile ilgili bir hikaye yazmak istiyorduk. 2015, yani 100. yıl için. Oturduk çalıştık. Ben bir takım örnekler getirdim. Birlikte tartıştık. Bir sürü konu elimizden geçti. Araştırma yaptık. Gittik, gezdik. Orta Anadolu'da belli bölgeleri falan. Sonunda senaryo yazdı. Senaryoyu beğenmedi. Ben biliyordum beğenmeyeceğimiz yani. O da beğenmedi. Ben de beğenmedim. Ama yine kanına girdim. Çok da zaten ilgilendiği ve çok önceden beri planladığı bir hikaye vardı onun da içinde. Oradan şimdi yeni çıktı. 2 ay önce çıktı. O da gerçekten bir senaryodur. Onu özellikle okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Bir polisiye 1915'in Mayıs'ında bir hafta içinde geçen, tam tehcire denk gelen bir dönemde geçen polisiye bir gerilim hikayesi. Anadolu'nun işte Nevşehir'de geçen, İncesu'da kasabasında geçen bir kasaba hikayesi. Unutkan Ayna diye bir roman çıktı. Dolayısıyla ben hem çok doğru buluyorum edebiyatçılarla çalışmayı, hem edebiyat edebi eserlerden sinema filmi yapmayı, hem de senaryonun aslında bir edebi eser gibi düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani onu böyle işte kamera hareketidir bilmem ne, okurken bize zevk verecek şekilde yazılmalı. Onun belli teknikleri var, uyman gereken belli kurallar var ama o kadar. Yani zaman kipi sınırlı, şimdiki zamanda yazacaksın. Görünmeyen hiçbir şeyi, duyulmayan hiçbir şeyi yazmayacaksın. Bu kadar. Bu iki sınır dışında geriye kalan edebi araçlarla yapılmalı. Edebiyat çünkü aslında bir senaryoya, yani bir hikayeye atmosfer kazandıran bir şeydir. Ve bizim esas ihtiyacımız olan şey, esas seyrettiğimiz şey de atmosferdir. Yani diyaloglar, bilmem ne falan. Oyuncunun yüzü bir atmosferdir, ışık bir atmosferdir, kamera hareketleri, kurgu, müzik. Bunların hepsi atmosferdir, adlandıramayız. Anlarız, kabul ederiz, sahici buluruz. Onun için edebiyattan başlıyor. Kağıt üzerindeyse bunların hiçbiri yok. Ne yaratacak bunları kağıt üzerinde? Yani çekecek olan kişiye ne ilan verecek? Edebiyat. Edebi tanımlar, edebi kurgu. Yani bir romanda olduğu gibi bir kurgu. Bu anlattığım bir parçacıkta anlaşılması zor olabilir. Fakat benim en azından yazar öğrencilerle paylaştığım şey bu. Evet. Sinema filmi çekerken genelde böyle, yani bittiği zaman da böyle bir estetik bir şey, bir amaç var işte, idealist şekilde çekiyor ama çok ciddi organizasyonel bir şey de aynı zamanda herhalde bir film çek, işte 3 hafta, 4 hafta, belki 5 hafta. 6 hafta, 8 hafta. Ve çok fazla insanı organize ediyorsunuz, planları böyle teker teker çekiyorsunuz. O filmin çekilmesi sırasında yaptığınız sanatsal iş böyle mekanikleşmeye başlıyor mu? Yani yaptığınız işe karşı böyle bir yabancılaşma hissediyor musunuz? Yoksa o heyecanınızı muhafaza etmeyi başarıyor musunuz? Sadece orada heyecan duyuyorum. Ondan öncesi ve sonrası bana çok zor geliyor. Birçok yönetmen için de geçerlidir. Çünkü ondan öncesi ve sonrası film çekmek değil ki, film hazırlamak, filmi tamamlamak. Set, senin sanatçılarla bir arada olduğun, hikaye, doğa, setle bir arada olduğun ve full ilham dolu olmanı gerektiren, ne yapacağını bileceksin, daha önemlisi çok yaratıcı olman lazım. Çünkü düğmesine basınca oynamıyor oyuncu. Tekst var. Onunla ön çalışma yapmışsın. Hadi dramatürji çalışması. Yani bu karakter nedir, nasıl olur falan. Adam ya da kadın oyuncu senin gözünün içine bakıyor aslında. Yani yapıyor. Tamam, öbür sahneye geçelim dedin. Acaba oldu mu?
Olmadıysa ne olmadı onu anlatabilmen lazım. Hatta bazen ne olursa olsun oyuncuyu seçmişsin, kim olduğunu biliyorsun, daha önceki rollerini seyretmişsin. Bu karakterin ne olduğu belli. Konuşmuşsun nasıl yorumlayacağını, sonra sete geliyorsun, kostüm giyiyor. Başka bir şey oluyor kostüm giyince. Makyaj yapıyor, duruşu değişiyor. Bakıyorsun, yok ya bu olmadı diyorsun. Ya da hiç düşündüğüm gibi değil diyorsun. Hemen bir problem çözülmüş oluyor mesela. Problem çözülünce devamını getirmen lazım. Ha madem böyle gülüyorsun sen, yakın plan çekelim. Dişlerinde bir tanesi altın diş olarak görünsün diyorsun mesela. Veya tam tepeden bakalım. Hafif böyle kelleşme başlamış. Halbuki havalı bir adam. Önden bakınca çok havalı bir adam. Ama yukarıdan bir bakıyorsun, keli görünüyor. Hemen öyle bir açı yaratıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Tabii çok basit oyuncu üzerinden örnekler verdim. Gidiyorsun bir şelaleye. Sabah başka ışığı, akşam başka. Veya bir sıcaktan soğuğa geçiyorsun, birden bir sis oluşuyor şelalenin döküldüğü gölün üzerinde. Orada yüzen birisi de sislerin arasından görünüyor. Bu iyi mi kötü mü? Çok iyi de olabilir. O zaman kamerayı suya doğru yaklaştırıyorsun. Bir şeyin üzerine koyup ona doğru böyle sislerin içindeki bir karaltıya doğru gidiyorsun mesela. Yani bu böyle tesadüfler, sen çok konsantre olduğun için aslında tesadüf değil, ilham. Yani karşına o konsantrasyonun sonucunda bir yığın tesadüfi olay çıkıyor. Onlar tesadüf değil aslında, senin aramakta olduğun şeyler. Ve onları sürekli aramak zorundasın sette. Her saniyesine, her motor denen her ana müthiş konsantre olman, yaratıcı olman, karar vermen, karar değiştirmen. Karar değiştirdiğin anda arkasından gelen, ona bağlı olan sahnelerin de değişmesi gerektiğini düşünmen. Yani en çok zihni olarak yorulduğun ve en ilham dolu olduğun an o. Esas orada yaratıyorsun. Yani bütün malzemeyi daha sonra kurgulanarak, renk değiştirerek, seslendirilerek oluşacak bütün malzemeyi orada buluyorsun, yaratıyorsun. Yaratıyorsun gerçekten. Organizasyon senin sadece bu konsantrasyonuna hizmet ediyor. Veya sadece sen değil de bütün ekibin konsantrasyonuna veya çünkü art director bir çözüm buluyor bazen bir şeye. Veya bir fikir geliyor. Ben diyor yandaki köyden şöyle bir tahta araba buldum diyor. Sen hani bir at arabası istiyordun ama bir eşek arabası buldun. Bak, baksana şunu diyor. Bakıyorsun. Nefis bir şey. Hiç aklında yoktu. Oyuncu ona bindiriyorsun at yerine. Tekerini kırıyorsun sonra. Düşüyorlar. Halbuki attan düşüyordu önceki planında. Daha eğlenceli oluyor. Veya sesçi veya set işçisi. Diyor ki abi diyor sen bizden diyor şuraya doğru kaldır kalkan bir metal kol istedin. Onun yerine bak ben sana lastikli bir şey yaptım diyor. Lastikli olunca deyip duruyor havada mesela. Çekmekte olduğu şey. Anlatabiliyor muyum? Herkes eğer sen teşvik de ediyorsan, biraz yönetmenlikle de ilgili bu ama genelde hep olur. Bütün ekip sette aslında ne çekmekte olduklarını anlıyor. Kağıt üzerinde ne kadar anlatırsan anlat. Kameradan görünen şeyi kurdukları anda ekip anlamaya başlıyor. Nefret ediyor, çok beğeniyor, katılıyor, kaçıyor. Her şey orada olup bitiyor. Evet. Tamam. Tamam. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Kediye.